Evet, bugün 15 Şubat, depremin 10. günü. Biraz önce jandarma eşliğinde, askerler eşliğinde Pazarcık Kaymakamı buraya geldi ve HDP'nin, sivil toplum örgütlerinin, STK'lerin, STÖ'lerin, yine mahalle, yöre ve köy derneklerinin ilk günden beri büyük bir çabasıyla Pazarcık'a ulaştırdıkları yardımların dağıtıldığı bu noktaya kayyum atayacaklarını söylüyorlar. Buraya el koyacaklarını belirtiyorlar. Şu an görüşme devam ediyor orada. Korneli, destekli, birbirinizi ama yok eğer yani şimdi de bizim her şeyimize müdahale edecekseniz de işte bu size kalsın. Onu yapacağım. Onu mu yapmaya geldim? Yok yok. Diyor musun? Hayır, ben de sizin bilginiz olsun. Senin burada buradakilerin tamamını alıyorum çekiyorum diyor mu? Yok. Tamam. Demek ki koordinasyonu yapacağım diyorum. Sana faydalı olmaya gelecek diyorum. Ben de en azından geldim. Arkadaşlar en azından geldim. Evet, şu an görüşüyorlar. Yani koordine bir şekilde birlikte çalışabileceklerini söylüyorlar. Sen yardımcı olacaksın. Tamam. Sayımını yapar vesaire seninle tamam. Gayet uyumlu, ahenkli bir şekilde çalışır. Sorun çıkmaz. Sıkıntı tamam. Yok. Tamam. Bence de böyle ortamda konuşmak yerine oturum. Burada mı? Evet, birazdan görüşüp nihai kararı alacaklar. Yapılacak görüşmelerin ardından sonucu da sizlere aktaracağız. Gördün. Hayır tamam, o zaman niye aynı şeyi devam etmiyoruz? Sorun nedir? Her yerle alakalı. Ya sorun yok yani. Siz nerede güvenliği sağlayın. İtirazım yok. Siz de çalıştınız, ben de. Hayır, şimdi daha önce karşılaşmamız... Derdim başka benim. Daha önce karşılaşmamışsınız, onu başkasına söylemiş olsanız... Ayrı mevzu. Şimdi orada durmak başka bir şey. Bu sadece orada mı duruyor? Ben başka bir şey söylüyorum. Şu ana kadar bu insanlar iyi niyetle az çok bir destekleme yapmışlar. Bunun kendisi kalemiz var. Yetişebildiniz mi? Hiçbir yere yetişemedim. Birinci gün buradaydım. Ben Pazarcık'taydım. Birinci gün. Depremi yaşayan ben. Şimdi bak, ya, siz elinize geldiğiniz kadar yetiştiniz. Buna bir şey demiyoruz. Eyvallah. Ama yani, gönüllü olanlar, biz birinci günden beri biz buradayız. Biz buradayız. Şimdi ben Elbistan'daydım. Elbistan'dan geldim. Burada düzenli bir dağıtım oluyor. Eğer bir asayiş sorunu şu bu varsa yapın, bu sizin göreviniz. Tabii ki sizin itiraz olmaz. Asayiş de yaparız sayın hocam. Biz diğer tamam da yapar ama olmaz. Yok. Şimdi burada gönüllü çalışıyor. Akel Vakfı kamu yararına tescil edilmiş bir vakıftır. Bu insan, bunlar bu organizasyonu yapmış. Şimdi sizin bize yardımcı olmanız gerekiyor. Zaten yardımcı olmanız. Ha yardımcı ya, tamam da burada ekip var. Burada bu sorun yok. Şimdi personel sözü olsa deriz ki kaymakam bey, siz bize ekip verin. Şu. Senin burada kil istiyorsun, biliyor musun? Evet. Kilisi bir de işiz. Ufacıklı, eğrice, büyük nacer. Evet. 108 tır malzeme gönderdim. Hayır, ben şeyi... Evet, arkadaşlar. Ben diyorum ki her gün hangi köylere gittiğimizi yazarak yapıyoruz diyor. Senin bildiklerinden bak, şunların şu bizde olmayan köyler, bizde olanların da bizim... Tamam işte. Onlara bile gitmişiz. Buranın köyü olmayana da gitmişiz ya. O kaymakam değerlendiriyor. Siz de gidiyorsunuz. O kadar geniş yapmış çalışma. Kayıtlar devlet envanterine girsin tabii ki.
Benim personelim buradaki ilgiliye koordine edecek ve bizim personelin koordinasyona göre devam edecek. Tamam olsun. Kabul ettiklerse arkadaşlar ne diyor? Arkadaş diyor ki ben şunu taşımak istiyorum. Ya canlan baş taşısın. Tamam o zaman. Anlaştık mı? Siz 6 tane emniyet ekibi, görevli ekibi, görüş ekibini ver. İşin devamlılığı var bir de. Bir devamlı 2 günlük iş değil ki. 6 ay boyunca buraya malzemeyi yedir. Evet, yeniden ayrıldı. Ekibiyle görüşeceğini söylüyor. Aslında evet. Görüyorsunuz. Askerler eşliğinde birkaç başmakçı SGDV evet. Evet, şu an bu tartışmalar yürüdüğü için aslında birçok köye yardım gidemiyor. Bu yardım tırı indirilemiyor. Dolayısıyla burada koordinasyon merkezinde çalışmalar tamamen durmuş. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saattir bu tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar devam ettiği için... Evet. Evet, burada bir tarafta burada görüşme yapılırken bir taraftan da burada gönüllüler sloganlar atıyorlar. Burası Sankaca köy evi günlerdir gece gündüz bunların tamamı, bu gençlerin tamamı gönüllü bir şekilde her köye ulaşmaya çalışıyorlar. Nitekim biraz önce köy isimleri kaymakama gösterildiğinde kendisi de bazı köylere gitmediğini, gidemediklerini kabul etti. Arkadaşlar bir saniye. Evet. Evet. Gönüllü arkadaşlar.